بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla iştendir, hakkıyla görendir. Yüce Allah İsra suresinin birinci ayetinde peygamberimizi bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdüğünü ayette bizlere bildirmiştir. Recep ayının 27. gecesi Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine Cebrail aleyhisselam rehberliğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere, ilahi huzura 52 yaşında peygamberliğinin 12. senesinde gerçekleşen bu mucizevi gün Miraç kandili olarak yüzyıllardır kutlanmakta. Bediüzzaman Said Nursi, Miraç gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir. Sözüyle bu gecenin Kadir gecesinden sonraki en kutsal gece olduğunu belirtmiştir. O ufkun en yukarısındaydı. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki ay kadar hatta daha da yakın oldu. Sonra da vahyolunacak şeyi Allah kuluna vahyetti. Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi onun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? Andolsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidreyi müntehada gördü ki onun yanında meva cenneti vardır. O zaman Sidreyi Allah'ın nuru kaplamıştı. Gözü ne şaştı ne de başka bir şeye baktı. Andolsun ki Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü. Miraç gecesi Recep ayının 27. gecesi Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine Cebrail aleyhisselamın rehberliğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Mescid-i Aram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere, ilahi huzura yükseldi. Peygamber Efendimiz Mescid-i Aram'dan yani Mekke'den Mescid-i Aksa'ya yani Kudüs'e ata benzer beyaz bir bineği olan Burak ile geldi. Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa'nın makamını uğradı. Orada iki rekat namaz kıldı. Sonra da Mescid-i Aksa'ya geldi. Orada bütün peygamberler kendisini karşıladı. Miracını kutladılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam burada peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı. Bir hutbe okudu. Bir rivayette Hazreti İsa'nın doğduğu yer olan Betlehem'e uğradı. Orada da iki rekat namaz kıldı. Ve bugün Kubbetüs Sahra'nın bulunduğu yerden muallak taşının üzerinden miraca yükseldi. Sema'nın bütün tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya, Hz. İsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa, Hz. İbrahim gibi peygamberlerle görüştü. Onlar kendisine hoş geldin dediler, tebrik ettiler. Bundan sonra Hz. Cebrail ile birlikte imkan ile vücub ortası, kainatın bittiği yer Sidretül Münteha'ya geldiler. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam orada ikisi gizli, ikisi açıktan akan dört nehir gördü. Sonra her gün 70 Melih ziyaret ettiği Beytül Mamur'u ziyaret etti. Hazreti Cebrail'in buradan öteye gitmesi mümkün değildi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bundan sonra Refref adında bir vasıta ile zaman ve mekandan münezzeh olan Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref oldu. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Rabbinin huzurundan döndükten sonra Hazreti Musa ile karşılaştı. Allah ümmetine neyi farz kıldı diye sorunca, Peygamber Efendimiz 50 vakit namaz buyurdu. Hz. Musa'nın Rabbine dön, azaltması için Rabbinden niyazda bulun. Ümmetin buna güç yetiremez demesi üzerine, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, 5 sefer Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundu. Her seferinde 10 vakit indi. Sonunda 5 vakitte karar kıldı. Daha sonra Peygamberimiz, Hz. Cebrail'in rehberliğinde, Cenneti, Cehennemi, ahiret menzillerini ve bütün alemleri gezdi, gördü, daha sonra Mekke'ye döndü. Sabah olunca Kabe'nin yanında Mekkelilere miracı anlattı. Onlar Peygamberimizden delil istediler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onlara yolda gördüğü kafilelerden haber verdi. Kureyşliler hemen kafirleri karşılamak için Mekke dışına çıktılar. Gelenleri aynen Peygamberimizin haber verdiği gibi gördüler ama iman nasip olmadı. Ama yine de peygamberimizden üst üste miraca çıktığına dair delil istediler. Peygamberimiz Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya uğradığını anlatınca Kureyşliler bir ayda gidilebilen bir yere Muhammed nasıl bir gecede gidip gelebilir diye itiraz ettiler. Ardından da Mescid-i Aksa'yı görmüş olanlar Mescid-i Aksa'yı bize anlatır mısın diye peygamberimize soru yönelttiler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle anlattı. Onların yalanlamalarından ve bu sorulardan çok sıkıldım. Hatta o ana kadar öyle bir sıkıntı çekmemiştim. Derken Cenab-ı Hak birden Beytül Maktis'i bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim. Hatta bana Beytül Maktis'in kaç kapısı var diye sordular. Halbuki ben onun kapılarını saymamıştım. Beytül Maktis karşımda görününce ona bakmaya ve kapılarını teker teker saymaya ve anlatmaya başladım. Bunun üzerine müşrikler vallahi dost doğru tarif ettin dediler ama yine de iman etmediler.